arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 10. sınıf, 1. ünite doğal sistemler, konumuz ise yeryüzündeki toprak örtüsü. Arkadaşlar toprak, yer kabuğunu oluşturan kayaçların ayrışmasıyla oluşan, içinde çeşitli inorganik ve organik maddeler, canlı organizmalar, hava ve su bulunan yüzeysel örtüdür. Toprak oluşumu yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayrışmasıyla başlar. Fiziksel ayrışma. Arkadaşlar yer kabuğunu oluşturan kayaçların çeşitli nedenlerle daha küçük parçalara ayrılması ve ufalanmasıdır. Bu ayrışmanın temel nedeni günlük sıcaklık farklarıdır. Fiziksel ayrışma nem oranının az olduğu çöller, yüksek kesimler ve karasal iklim bölgelerinde daha fazla görülüyor. Kimyasal çözünme. Kayaçları oluşturan minerallerin suyun etkisiyle çözünmesi şeklinde gerçekleşir. Kimyasal çözünmede su ile birlikte sıcaklık da önemli bir etkendir. Sıcaklık ve nemin fazla olduğu ekvatoral, savan, Akdeniz ve okyanusal iklimde görülmektedir arkadaşlar. Biyolojik ayrışma. Canlıların çeşitli yollardan kayaçları parçalamasıyla meydana gelir. Bitki köklerinin gelişmesiyle kayaçlara ait yarık ve çatlaklar genişler ve toprak oluşumu başlar. Bir uygulamamız var arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerin bulunduğu alanlarda kayaçların ayrışmasında etkili olan faktörleri görsellerin yanlarında bulunan noktalı yerlere yazınız. Birincisi fiziksel ayrışma. İkincisi biyolojik ayrışma, üçüncüsü kimyasal ayrışma, dördüncüsü fiziksel ayrışma. Bir bilgi notu paylaşalım arkadaşlar. Başta bitkiler olmak üzere canlı atıklarının toprağa karışması ve toprakta ayrışması sonucu humus adı verilen bir örtü oluşur. Humus bakımından zengin topraklar tarım açısından elverişlidir. Humus miktarı arttıkça toprağın rengi koyulaşır. Toprağın katmanları yani horizonları. Yukarıdaki toprak profiline bakıldığında toprağın yukarıdan aşağıya doğru farklı tabakalardan meydana geldiği görülür. Bu tabakalara horizon denilmektedir. Arkadaşlar toprağın horizonlarına baktığımızda A horizonu, B horizonu, C horizonu, D horizonu olduğunu görmekteyiz. A horizonu arkadaşlar bitki köklerinin ve diğer canlıların en fazla bulunduğu toprağın en üst katmanıdır. Bitki ve hayvan artıklarının ayrışması sonucu oluşan organik madde bu katmanda bulunur. A horizonu humus bakımından zengin, koyu renkli ve tarım açısından oldukça elverişlidir. Bu horizonda bulunan tuz, kil, kireç gibi suda çözünebilen maddeler yağmur sularıyla alt kısımlara taşınır. Bu nedenle bu katmana yıkanma katmanı da denir. B horizonu, A horizonunda yıkanan kil, kireç, tuz gibi suda çözünebilen maddelerin biriktiği katmandır. Bu nedenle bu horizona birikme katmanı da denir. B horizonu genellikle açık renklidir. C horizonu, bu horizonda ana kaya çok az ayrışmıştır. Ana kayaya ait iri parçaların dağılmış halde bulunduğu ve toprağın henüz oluşmadığı katmandır. D horizonu, ana materyalin bulunduğu katmandır. Bu horizonda ana kaya henüz ayrışmadığı ve çözünmeye uğramadığı için kayaçlar büyük parçalar şeklindedir. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler. Arkadaşlar iklim, zaman, ana kaya, yeryüzü şekilleri, biyotik faktörler toprak oluşumunu etkileyen faktörlerdir. İklim faktöründen bir giriş yapalım isterseniz. Arkadaşlar iklim toprağın oluşumunu etkileyen en önemli faktördür. Yağışın fazla olduğu nemli iklim bölgelerinde kimyasal ayrışmanın şiddetine bağlı olarak toprak oluşumu hızlıdır. Kurak ve yarı kurak iklimlerde kimyasal çözünmenin az olması nedeniyle toprak oluşumu yavaş gerçekleşir. Zaman
Toprağın oluşabilmesi için ana kayanın çözülmesi, çözünen malzeme üzerine bitki örtüsü ve canlıların yerleşmesi, yerleşen bu unsurların ayrışarak humusa dönüşmesi veya toprağa karışması gibi uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Bir bilgi notu paylaşalım arkadaşlar. Toprak oluşumu için en uygun özelliklere sahip yerler nemli ve sıcak iklim bölgeleridir. Yapılan araştırmalara göre bu alanlarda dahi 40-50 santimetrelik bir toprak tabakasının oluşabilmesi için en az 20-25 bin yıllık bir zamana ihtiyaç olduğu saptanmıştır. Ana kaya, toprağın rengi, gözenek ve mineral yapısı ana kayanın özelliğine göre farklılık gösterir. Kayaçların özellikleri ve ayrışmaya karşı dirençleri toprağın oluşum hızını ve türünü etkiler. Örneğin koyu renkli ve sert bir magmatik kayaç olan bazalt üzerinde koyu renkli ve besin maddesi yönünden zengin topraklar oluşurken, kalker üzerinde ise kireç yönünden zengin topraklar oluşur. Yeryüzü şekilleri. Eğimin fazla olduğu yerlerde ayrışan malzemenin dış kuvvetler tarafından taşınması daha kolay olduğu için toprak ince bir yapıya sahiptir. Eğimin az olduğu yerlerde ise toprak daha kalın bir yapıdadır. Biyotik faktörler. Bitkilerin dal, yaprak, meyve ve kabuk gibi kısımlarının toprağa karışmasıyla topraktaki organik madde miktarı artar. Ayrıca bitki kökleri ana kayanın ayrışmasını sağlar. Solucan, köstebek, tavşan ve fare gibi hayvanlar toprağın havalandırılması, karıştırılması ve su akışının düzenlenmesi gibi faaliyetlerle toprak oluşumuna katkı sağlar. Toprak çeşitleri. Çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşan topraklar, horizon yapısı, kalınlığı ve organik madde miktarı bakımından farklı özellikler gösterebilir. Topraklar oluşumlarını etkileyen iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, ana kaya gibi faktörler dikkate alınarak zonal, introzonal ve azonal olmak üzere üçe ayrılır. Toprak çeşitlerine baktığımızda arkadaşlar, zonal topraklar, introzonal topraklar ve azonal topraklar olarak üçe ayrılıyor. Zonal topraklar, laterit topraklar, kırmızı Akdeniz toprakları, kahverengi orman toprakları, kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları, fozdor topraklar, çernozyum topraklar, çöl toprakları, tundra toprakları olarak ayrılıyor arkadaşlar. İntrazonal topraklar ise halomorfik topraklar, hidromorfik topraklar, kalsiyomorfik topraklar olarak ayrılmakta. Kalsiyomorfik topraklar ise vertisoller ve renzinalar olarak ayrılmaktadır. Azonal topraklar ise alüvyal topraklar, koluvyal topraklar, litosoller, regosoller, lösler ve moraller olarak ayrılmakta arkadaşlar. Arkadaşlar yeryüzündeki başlıca toprak tiplerine baktığımızda birçok toprak türünün dünya üzerinde farklı alanlarda yayılış gösterdiğini görmekteyiz. Şimdi bu toprakları tek tek inceleyelim. Zonal topraklar. Bir bölgede etkili olan iklim ve bitki örtüsü şartlarına göre düz veya hafif eğimli yamaçlarda ana kayanın ayrışması sonucu oluşan topraklardır. Bütün horizonların bulunduğu bu toprakların dağılışı, yeryüzündeki iklim ve bitki örtüsünün dağılışıyla genel olarak uyumludur. Şimdi zonal topraklara tek tek bakalım arkadaşlar. Laterit topraklar. Sıcaklık ve nemin yüksek olduğu ekvator çevresinde görülür. Kimyasal ayrışmanın fazla olmasından dolayı toprağın oluşumu daha kısa sürede gerçekleşirken kalınlığı artmaktadır. Demir oksit bakımından zengin olan lateritler kızıl renktedir. Bu topraklar yoğun bitki örtüsüne sahip olmasına rağmen aşırı yıkanma ve canlıların humusu tüketmesi nedeniyle organik madde bakımından fakirdir. Bu durum tarımsal verimin düşmesine yol açar. Terra rosa topraklar. Kırmızı Akdeniz toprakları, Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ağaçları ve maki bitki örtüsü altında özellikle de kalkerler üzerinde oluşur. Bileşiminde çok miktarda demir oksit bulunduğundan kırmızı renkli topraklardır. Organik madde miktarının az olduğu bu topraklar genellikle kalker üzerinde geliştiği için kireç yönünden zengindir.
Kahverengi orman toprakları. Orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde yaprağını döken ağaçlardan meydana gelen ormanların zemininde oluşur. Organik madde bakımından oldukça zengin ve koyu renklidir. Kireç oranı düşük olan bu topraklar tarımsal açıdan oldukça elverişlidir. Kestane ve kahverengi renkli bozkır toprakları. Yağış miktarının azaldığı orta kuşak karalarının iç kesimlerindeki bozkırlarda oluşur ve organik madde bakımından fakirdir. Yıllık yağış miktarının 400 milimetrenin altına düştüğü alanlarda kahverengi bozkır toprakları, üzerine çıktığı alanlarda ise kestane renkli bozkır toprakları oluşur. Yağış az olduğundan kireç oranı fazladır. Tozdol topraklar. Nemli ve soğuk ortamlarda iğne yapraklı ormanların altında oluşmuştur. Ağ horizonu şiddetli yıkanmadan dolayı boz renklidir. Kanada ve Sibirya'da geniş yer kaplar. Topraklar, diğer ismiyle kara topraklar. Orta kuşağın yarı nemli alanlarında uzun boylu çayırlar altında oluşur. Sıcaklığın düşük olması, zengin çayır örtüsünün yavaş yavaş parçalanmasına neden olmakta, bu durumda toprağın organik madde yönünden zenginleşmesini sağlamaktadır. İklim bölgelerinin soğuk olması, bu topraklardan tarımdan çok hayvancılık faaliyetlerinde yararlanılmasına neden olmuştur. Çöl toprakları. Yıllık yağış miktarının az ve bitki örtüsünün çok cılız olduğu çöl ikliminde görülür. Bu toprakların en önemli özelliği yağış yetersizliğinden dolayı yıkanmanın az, şiddetli buharlaşmadan dolayı tuz ve kirecin fazla olmasıdır. Tundra toprakları. Özellikle Kuzey Yarımküre'de tundra ikliminin etkili olduğu alanlarda görülür. Kışın düşük sıcaklıktan dolayı donan, yazında çözünerek bataklık halini alan bu toprakların tarımsal açıdan önemi çok azdır. Bir etkinliğimiz var arkadaşlar. İsterseniz etkinliğimizi yapalım. Aşağıdaki dünya haritasında zonal toprakların bulunduğu alanlar numaralarla gösterilmiştir. İsimleri verilen toprak türleriyle harita üzerindeki numaraları eşleştiriniz. Kahverengi orman toprakları arkadaşlar 5 numara ile gösterilen yerde. Laterit topraklar 2 numara ile gösterilen yerde. Tundra toprakları 7 numara ile gösterilen yerde. Kahverengi bozkır toprakları 4 numara ile gösterilen yerde. Çernozyum topraklar 6 numara ile gösterilen yerde. Çöl toprakları 3 numara ile gösterilen yerde. Tozdol topraklar 8 numara ile gösterilen yerde. Kırmızı Akdeniz toprakları 1 numara ile gösterilen yerde bulunmaktadır. İntrozonal topraklar. Oluşumunda yeryüzü şekilleri ve ana kaya gibi faktörlerin etkisinin daha belirgin olduğu topraklardır. Ana materyalin fiziksel ve kimyasal özellikleri bu topraklar üzerinde daha etkilidir. Bütün horizonların tam olarak gelişmediği introzonal topraklarda genellikle A ve C horizonlarının daha fazla geliştiği görülmektedir. Şimdi arkadaşlar introzonal topraklara bir bakalım isterseniz. Halomorfik topraklar. Havza tabanlarında suda çözülmüş halde bulunan çeşitli tuz ve karbonatların suyun buharlaşması sonucu toprağın yüzeyinde veya derinliklerinde birikmesiyle oluşur. Kurak, yarı kurak iklim bölgelerinde görülen ve sadece tuzcul bitkilerin yetiştiği bu çorak topraklar tarım için elverişli değildir. Hidromorfik topraklar. Taban su seviyesinin yüksek, drenajın da kötü olduğu sazlık ve bataklık alanlarında oluşur. Tarıma elverişli olmayan bu topraklar, devamlı veya uzun süre su altında olduğundan suyu seven saz, ot ve kamışlarla kaplıdır. Kalsimorfik topraklar. Kalsimorfik topraklar killi ve kireçli olup yumuşak kireç taşı ve killi kireç taşları üzerinde oluşur. Bu topraklar vertisoller ve renzinalar olmak üzere ikiye ayrılır. Vertisoller,
özellikle eski göl tabanlarındaki kirli anakaya üzerinde oluşur. Dönen topraklar adı da verilir. Rendzinalar genellikle koyu renkte olup alt kısımları kireç yönünden zengin olan bu topraklar yumuşak kireç taşları üzerinde oluşur. Azonal topraklar dış kuvvetlerin aşındırıcı etkisi sonucu taşınarak biriktirilen malzemenin ayrışmasıyla oluşan topraklardır. Düzenli horizon yapısına sahip olmayan bu topraklar genellikle mineral yönünden zengindir. Şimdi azonal topraklara bir bakalım isterseniz. Alüvyal topraklar. Akarsuların taşıdığı malzemenin delta veya dağ içi ovaları gibi eğimin az olduğu alanlarda birikmesiyle oluşur. Oldukça kalın ve geçirgen olan bu topraklar akarsuyun geçtiği yerlerde ana kayadan etkilenir. Alüvyonlar besin maddesi yönünden zengin ve tarım için oldukça elverişlidir. Koluvyal topraklar. Eğimli yamaçlarda ayrışan malzemenin sel suları ve yer çekiminin etkisiyle dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşur. Kumlu ve çakıllı bir yapıya sahip olan bu toprakların su geçirgenliği yüksek, su tutma kapasiteleri ise düşüktür. Bu toprakları oluşturan kumların erozyonla taşınması sonucu geride iri malzeme kalır. Bu şekilde oluşan topraklara da litosol yani taşlı toprak denilmektedir. Regosol topraklar. Regosol topraklar volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme ile akarsuların oluşturduğu kum depoları üzerinde oluşur. Löz toprakları. Rüzgarın taşıyıp belirli alanlarda biriktirdiği topraklardır. Bu topraklar ince unsurlu ve gevşek yapılıdır. Moren toprakları. Moren toprakları buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Bu topraklara yüksek enlemlerde ve buzulların etkili olduğu dağlarda rastlanır. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.